Melek. Halil, ne oluyor? Ne oluyor? Lütfen açıklar mısın bana? Ne açıklayayım? Ben doğum gününe gelmedim diye kızdıysan zaten sebebini söyledim sana. Halil, senin iki elin kanda olsa Seyit Ali'yi mutlu etmek için o doğum gününe gelirdin. Lütfen bana açık ol. Sizin Alpay'la aranızda başka sorunlar da mı var? Yok Melek, nereden çıkar? Ne sorun olacak? Var Halil. Var, bir derdiniz var sizin. Ben sizi ne zaman ikinizi bir arada görsem sürekli tartışıyorsunuz. Niye söylemiyorsun bana? Lütfen açık ol. Melek, yok öyle bir şey. Sen bir geçip oturur musun lütfen? Melek, Alpay'ı tanımıyor musun? Yani adam selam verirken bile sorun çıkarmaya çalışan bir tip. Ya bilmiyorum Halil, yani gerçekten ben ne olduğunu anlamıyorum. Bugün bir de Cumali amca geldi yanıma benimle konuşmaya çok gergin bir şekilde. Yani bizim evliliğimizin geciktiğini düşünüyor ve benim sebep olduğumu düşünüyor bunu. Nasıl yani ya? Babam mı böyle dedi? Öyle, evet. Ben tabii ki söyledim yani böyle bir şey olmadığını, bizim ev için hazırlık yaptığımızı, eksiklerimizi tamamladığımızı. Ayrıca Halil eğer yarın istesin, ben yarın onunla evlenirim de dedim. Yani anlamadım, Cumali amca da niye böyle bir endişeye kapıldı onu da anlamadım. Yaşlı insanlar bizim iyiliğimiz için düşünüyorlardır elbette. Yani evham yapıyorlar işte. Ya babamı da biliyorsun, bir şey istedi mi o anında olacak, o dakika olacak yani. Ben anlamıyorum zaten. Sen niye bizim işimize karışıyorsun? Biz kaç yaşında insanlarız ya? Kendi kararlarımızı kendimiz alabiliriz. Bırak biraz, rahat bırak ya. Bir nefes alalım yani, öyle değil mi? Tamam Ali. Yani o da bizim iyiliğimizi düşündüğü için. Hani ben sadece beni niye suçladı onu anlayamadım. Kafam karıştı. Demek ki o zaman herhalde siz de konuştunuz zaten aranızda. Belki bir gerildiniz falan. O da benimle mi konuşmak istedi? Melek, ben babamla sadece şunu konuştum. Melek dedim, radyoterapiye başlıyor dedim. Yani o kafasında ne kurduysa artık, ne düşündüyse geliyor seni bu hale sokmuş. Yani bu kadar üzmüş. Niye bu kadar üstümüze giriyor ben anlam veremiyorum. Ama ben gidip konuşacağım yani babamla. Ali, sen emin misin senin huzurunu kaçıran başka bir şey olmadığını? Ali, Ben bilmeden bir şey yapmış olabilir miyim? Senin yapmış olduğun bir şey yok. Sen sadece kendini üzme. Ben gideceğim şimdi. Birazdan kökten çözeceğim bu meseleyi. Babamla konuşacağım. Merak etme.